Tek vatan, tek bayrak, tek millet için. Şöyle devam edelim. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sınırlar içerisinde, mahallelerimizde ve beldelerimizde tarih yazdı, destan yazdı. Ve merkezi hükümetin, tüm bakanlıkların, tüm hizmetleri ilçemize akmaya başladı. Ben buradan hiçbir zaman için hayır kelimesini duymadım. Hayır dinledim. Bütün bu belediye hizmetleri, yatırımlar bir büyük amaca hizmet etmek için yapılıyor. O da ülkemizin lider ülke olması, Büyük Türkiye hedefine ülkemizin ulaşması için bizler de şehir olarak, Konya olarak, ilçeler olarak elimizi taşın altına koymuş oluyoruz. Ecdadımızın o haşmetli dönemini ülkemizi taşımak, yeniden Büyük Türkiye'yi kurmak, lider ülke Türkiye hedefine bir an önce ulaşmak. Şimdi onun mücadelesini veriyoruz. Karşımızdakiler de bu süreci durdurma mücadelesi veriyorlar. Bu halk oylamasını falan çok basite almayın. Çok hayati bir dönüm noktası. Bakın bütün bölücüler, bütün fitne fesat odakları, bütün terör örgütleri bu konuda 16 Nisan'da hayır çıkması için çalışıyorlar. Tabii çeşitli etkenlerle, nedenlerle, muhalefet duygusuyla da hayır vermek isteyenler çıkabilir. Fakat onların da mutlaka şunu düşünmesi gerekiyor. Niçin bu ülkemizi bölmek isteyenler, parçalamak isteyenler, milletimize kastetmek isteyenler de hayır için çalışıyor? O noktada millet olarak bu istiklal mücadelesine, bu istikbal ve gelecek mücadelesine hep birlikte katkı yapmalıyız. Ülkemizin yürüyüşüne, lider ülke Türkiye hedefine ulaşmaya, büyük Türkiye idealine ulaşmaya aslında az kaldı. Bu mücadele onun için şiddetlendi. Bakın Avrupa Birliği ülkelerinin yaptıkları, Amerika'nın, Rusya'nın gizli gizli yaptıkları, düveni muazzama denilen olayın yine 21. yüzyılda karşımıza çıkması gibi meseleler bizim görevlerimize daha sıkı sarılmamız gerektiğini ortaya koyuyor. Bu noktada 16 Nisan da çok önemli. Ülkemizin istikrarının bozulmaması, artık vesayetin bir daha asla gündeme gelmemesi, yakın geçmişte yaşadığımız, bir daha yaşanmasını dilemediğimiz olayların yaşanmaması, ihtilallerin, darbelerin 28 Şubat sürecinde gerek çalışma hürriyetine, gerek eğitim hürriyetine, kılık kıyafet, din ve vicdan hürriyetine yapılan baskıların ve zulümlerin bir daha olmaması, 15 Temmuz ihanetinin tekrarlanmaması için 16 Nisan'da hepimize sorumluluk düşüyor. Konya olarak mutlaka Cumhurbaşkanımıza en yüksek desteği vermek istiyoruz. Cumhurbaşkanımız yine son önemli mitingini Konya'da yapacak. Konya'ya verilen değerin de bu bir göstergesi. 14 Nisan Cuma günü, Cuma namazından sonra
kez de Cumhurbaşkanımızla yeniden buluşuyoruz. Ve en yüksek desteği Konya olarak vermek için canla başla çalışacağız. Makas kesmiyorsa evetleri çoğaltalım başkanım. İnşallah. Hayırlı olsun.